Ay hep Mete derlerdi burayı ama tuzlu diye bir türlü gelememiştik. Bana çok tuzlu gelmedi. Hatta tuz attım. Çok yaşasan. Ne oldu? Yine yanlış bir şey mi dedim? Paradan paradan tuzlu dedim. Ha. Bu paranın gözü kör olsun. Olunca ne güzel ama değil mi? İnsan her istediğini yapabiliyor. Domates de yiyin, çok güzel. Bizim buraların her şeyi başka değil mi? Ya çok özlemişim vallahi bu lezzeti. Hep kolayla mı idare edeceğiz? Şöyle bir iki kadeh parlatsaydık. Hani satışın şerefine canım. Aman mukaddes. Sen içince kötü oluyorsun. Yapma, yapma. Bir şeyler yiyelim. Buradan da saza gideriz. Olur. Yok çok canım, bir kadeh daha bir şey çıkmaz. Bizimkiler çok. Aa. Ne oldu? Bunlar onlar değil mi ya? Kim onlar? Bizim evleri satın alanlar. Ha, onlar vallahi. Görmediler herhalde, görmediler. Yo, bana gördüler gibi geldi. Ay, çünkü içeride değillerdi. Dışarı çıkarken gördüm onları. Ha, daha sabah tanıştılar, bu ne samimiyet? Kim bilir? Ay, gündüz merhaba merhaba, akşam aynı arabada. Anlamadım ben bu işi. Anlaşılmayacak bir şey yok ki. Demek ki daha önceden tanışıyorlarmış. Rahmi, ağzında uygan konuşma, susun. Ne söylemesinden korkuyorsun da susturuyorsun adamı? Neden korkacağım be? Zehretme Allah aşkına, iki lokma yemek yiyoruz burada. Bizi görünce kaçtılar. Niye birlikte görünmekten korktular bunlar? Ona mı kafa yoracağız şimdi? Allah Allah. Sen de Hafiye gibi ne oluyorsun? Şüphelenmiştim zaten ikimizin de satış işinin aynı güne denk gelmesinden. Bu işte bir iş var. O kadar zaman satılmayan evime şimdi müşteri çıkması da ilginç değil mi? Aydın da Münir'in adamı olmasın sakın. Onun işi bu. Apar topar getirdiler bizi buraya. Aydın da cuma günü gelin de bitirelim işi dedi. Niye cuma? Çünkü cuma günü yaşaranların düğün günü. Ayak altında olmamızı istemediler. Senin aklına da neler geliyor? Sen şifacılığı bırak da roman yaz, roman. İlahi. Kendi düğününde sıkılan ilk gelin sensin herhalde. Çok yoruldu ya, ondandır. Kızlar, siz ne olur salona dönün, eğlenmenize bakın. Aa, hadi. Of. Sıktı mı? Topuklar mahvetti. Meltem. Şunu bırakayım da gidelim biz. Baba kız konuşsunlar. Bir tanecik kızım benim. İyi misin bakayım? Davetlilerle ilgilenirken görmedim çıktığını, korktum. Yine bir şey mi oldu diye. Ya çok yoruldum. Ya davetlilere çok ayıp olmadı değil mi? Biraz ama ne yapalım, biz ilgileneceğiz artık. Sizi zor durumda bırakmamak için dayandım olabildiğince. Ama düğün stresi beni mahvetti baba. Düğünüm berbat oldu. Yapma, tamam, tamam, tamam. Tamam canım, tamam, hadi, tamam. Ben hiç böyle hayal etmemiştim. Öyle hatırlamak istemiyorum baba. Ben de senin bu kadar gerileceğini tahmin etmemiştim hiç. Ama merak etme, herkes memnun halinden, şahane bir düğün oluyor. Hadi, hadi sil gözlerini, üzme beni, hadi. Bana verdiğin sözleri unutma Selim. Benim kızım ağlarsa sevinçten ağlar ancak. Neyse, biz yarın erkenden ayrılacağız otelden. Seni göremem. Şimdiden iyi yolculuklar dileyim. Kahvaltıda görüşeceğiz mutlaka. Konuşacağız. Peki, tamam. O zaman kahvaltıda vedalaşırız. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Thank you.
odanız çok güzel olmuş. Ve bir o kadar kalabalık. Ya, beraber şampanya içmeyecek miyiz? Kızlar, Selim kötü bakıyor. İyisi mi çıkalım biz? Tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederim. Mutluluklar canım. Ona iyi bak. Güle güle. Canım, emanetlerini bıraktım. Merak etme beni. Canım, mutlu ol. Çok mutlu ol sen. Sağ ol. Ben de zor duruyorum bu topukların üstünde aslında. Çıkar. Genç çiftimiz odaya mı çekildi? Balayı başladı. Ha, aşağıda göremeyince tahmin etmiştim zaten. Nereye kayboldun sen? Biraz işim vardı ya. Hallettim geldim işte. E hadi, eğlence devam ediyor. Yarısını kaçırdım bile. O ben size yetişirim. Siz aşağı inin, geliyorum ben de. Karar verin hanginize dans edeceğimi daha iyi. Kura çekin, tamam mı? Deli bu ya. Bırak yardım edeyim. Çekiştirme işte, bırak yardım edeyim. Dokunma bana. Çok rica ediyorum senden, beni rahat bırak. Aşkım, düğün gecemizde bari yapma ya. Sen mahvettin her şeyi. Özür dileyeceğin yerde kalkıp bana kafa mı tutuyorsun sen? Nasıl ikna edeceğim ya ben seni? Ha? Söyleyecek söz bulamıyorum ki ben sana. Şansını zorlama Selim. Lütfen konuşma artık. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ya yeter ama. Bugüne kadar bütün aptallıklarını yuttum. Çapkınlıklarını görmezden geldim. Ama bu başka bir şey, anlıyor musun? Başka! Sen eğer bu kıza bu vahşeti yaşattıysan... hem de nişanlandığımız gece... bu hayvanlığı yaptıysan ona... Yapmadım diyorum sana. Aşağılığın tekisin demek. Yapmadım, yapmadım, yapmadım. Ben bu şüpheyle yaşayamam Selim. Emin olmadığım bir adamla hayatımı geçiremem ben. Bugün sana evet dediysem sırf babamın adı bir skandala karışmasın, annem millete mahcup olmasın diye. Şu düğün saçmalığı gündemden düşene kadar sabredeceğim sana. Ortalık bir yatışsın, herkesin gözü üzerimizden bir çekilsin, boşanacağım senden. Ne diyorsun Meltem? Boşanacağım senden. Boşanacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.